Ki senin de bana katkı vereceğini düşündüm. İlk defa ya biraz popülist bir yaklaşımla bu önemli konulara biraz değineyim istedim. Futbol çok güzel bir oyun. Futbol bütün insanların oyunu. Ben bütün insanlara sesleniyorum. Bu güzel oyunu kendi çıkarları için, hele hele bazı kişilerin, kurumların kendi siyasi amaçları için kullanmasına lütfen izin vermeyelim. Alet Olympiakos'un olmayalım. tabii Olympiakos'un o haberi, başkanın o haberi teyit edilmese bile geçmişte onlar ona benzer o derece çok Aynen hata hocam, yaptılar bravo. ki Bravo hocam. onlara hiç teyit beklemeden buradan kınamayı gönderebiliriz. Kesinlikle. Fransız Marsilya seyircisine hepsini o kadar iyi tanıyoruz ki biz Fransa'ya da gitmişiz, Lyon olaylarını biliyoruz, orada maç da oynamışız, maç da seyretmişiz. Ya kalkıp da bizi tahrik etme adına, çünkü onlar o hesapları yapıyorlar. Bizim duygusal yapımızı biliyorlar. Bizim nelere tepki vereceğimizi biliyorlar. İşler istediği gibi gitmeyince bunu kullanarak kendilerine saha içinde sportif yönden çıkar sağlama amaçlı bizi tahrik ediyorlar. O yüzden gerekli dersleri hepsine vermek lazım. Ama hep onu diyorum, en güzel ders sahada aslanlar gibi oynayarak rakibi haklı bir şekilde yenerek verilen derstir. O yüzden ben diyorum artık asansör aşağı inmesin. Şu asansörü yukarıya doğru çıkartmaya başlayalım. Ve inanın bana yukarı çıkartacak o güç de bizde mevcut. Biraz coştum ya, damarlarımızdaki asil kan da Doğru mevcuttu. hocam. O yüzden Hocam ben futbolla doğruları ilgili yaparsak oralara geliriz diye mutlaka düşünüyorum. hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz da futbolla ilgili bir cümle vardır ya, futbol aslında sadece futbol değildir diye. Evet. Ya bu tip olaylar olunca da o cümle benim aklıma geliyor. Futbol asla Evet. futbol değil, yani sadece futbol değil. Sadece Ama futbol değil. biz Şey de buna barındırıyor. ayak uydurursak hakikaten sadece futbol olarak kalmayacak. Biz futbol olarak kalmasını temenni edelim. Sadece Kesinlikle futbol öyle. olsun. Hayır, bizim kötü bir niyetimiz yok. Yok, Ben biz onu dedim yani genel zaten. anlamda, biz Geçmişte derken buradan yapılanları bilerek şu bahsetmiyorum. an tam Genel teyit anlamda edilmedi, biz dedim. ama nasıl geçmişte, biraz önce söyledim hocam. Geçmişte neler yaptıklarını çok daha iyi Tabii biliyoruz biz canım. yani. Tabii. Yani Or, başımıza gelen or. şeyler. Evet hocam, Rize deplasmanı her takım için zordur. Bu sezona iyi başlamadı Çaykur Rizespor. Ama Evet. Galatasaray maçları da farklı hazırlanıyor. Biz tabii Galatasaray cephesinden bakıyoruz ama bir de Rize Spor cephesinden bakmak lazım. Yeni bir hoca değişikliği. Sıkıntılı bir süreç. Aslında kadrosunu korudu diyebiliriz. Birçok, o yani şöyle söyleyeyim. Öteki takımlara baktığın zaman oyuncu sirkülasyonu olan bir takım. Ama lige kötü başladılar. Yani Rize Spor'un ben bu kadar kötü gidebileceğini tahmin etmiyordum. Ama futbolun içinde hepsi var. Galatasaray'ın özellikle son oynadığı Göztepe maçından çıkarması gereken çok büyük dersler var. Tabii orada kötü oynarken İrfan Can'ın bir hatasından yenilen bir gol Galatasaray'ı tekrar hayata döndürdü ve maçı kazandı. Burada önemli olan nokta, biz ne konuşuyorduk maçtan önce? Galatasaray takımının bir silkelenmeye ihtiyacı var. Bir galibiyete. Bak, iyi oyunu söylemiyorum. Bir silkelenmeye, 3 puana ihtiyacı var. Galatasaray bir şekilde bunu kazandı. 3 puan olarak hanesine yazdırdı. Burada şimdi Galatasaray takımını biraz önce konuştuk. Avrupa'da daha konsantrasyonu yüksek oynayan bir takım var. Ligimizde sürekli değişen, rotasyona uğrayan bir Galatasaray takım var. Bence artık Fatih Hoca'nın da çok fazla ben rotasyona gideceğini düşünmüyorum. Sakatlık olmadıktan sonra veya cezalı olmadıktan sonra çok fazla rotasyona gideceğini düşünmüyorum. Artık önde kim oynayacak? Santrafor'u bir belirlemesi lazım. Yani maça göre bence oyuncunun şu saatten sonra çıkmaması lazım. Çünkü santrafor oynayan, yani bitiricilik noktasındaki bölgede oynayan oyuncu bir maç oynadığı zaman kafasına, oyuncu bir maç oynayacağım, ben gol atmazsam bir dahaki maç oynamayacağım seviyesindeki geldiği zaman ondan bir şey alamazsın, verim alamazsın. Bir yerde artık ısrar etmesi lazım Fatih Hoca'nın. Kim oynayacak? Mustafa Muhammed mi? Halil mi? Cagney mi? Kim oynayacaksa oynayacak ve de bir hafta üzerinden değerlendirilmemesi lazım. Artık Galatasaray takımının nasıl Fenerbahçe takımında bitiricilik anlamında sorun varsa Galatasaray'da şu an görünen net olan bir şey var. İyi oyuncuları var ama belki formsuz, belki moralsiz olan oyuncular skor katkısı yapıyor. Onun için de Galatasaray takımı puan almakta zorluk yaşıyor gol noktasında. Ama Rize maçı çok farklı bir maç olacak. Çünkü Rize Spor'un da bulunduğu konum itibariyle acilen puanlara ihtiyacı var. Keyifli bir karşılaşma izleyeceğiz ama hiç kolay olacağını düşünmüyorum. Ne dersiniz Ahmet Hocam? Tabii çok zor olacak. Bence Galatasaray'ın sadece o hocanın kafasındaki güçlü oyunu, doğru oyunu oynama konusunda iyi bir seviyede olduğunu konuşurken bence şunu göz ardı etmemek lazım. Futbol bir takım oyunu. Galatasaray bu konuda da bence çok büyük gelişmeler kaydetti. İşte Göztepe maçı, devre arası statta
Yani bir taraftan tepki geldiğinde stadın genelinin takıma sahip çıkması, Galatasaray taraftarıyla takım kenetlendi diye yorumlayabiliriz. Kaldı ki santraforlardan bahsettiğin evet. için daha iki hafta önce en büyük sorunlardan biri Cagne'ydi. Evet. Cagne dedi ki Fatih Hoca Halil'in babası. Kadroyu alamadı ama hocam. Ama Cagne bu hafta dedi ki benim Fatih baba. Hoca benim babam. yani renkli kişilik. Bu da Galatasaray'da. Bilerek o, yani. Tabii mutlaka ama olayın bu şekilde tatlı bir şekilde çözülmüş olması bile Galatasaray adına bence çok güzel bir kazanım. Çünkü evet önünde o derece yoğun bir program var ki futbolcuların hepsini hiç rotasyona sokmadan oynatmaya kalksa bile hoca, futbolcu kendi gelecek. Hocam yoruldum bu hafta bir nefesleneyim diye. Fatih Hoca da bütün bunları takımın lehine son derece doğru bir şekilde kullanabilecek kadar da deneyimli bir hoca. Bu da Galatasaray'ın çıkarı. Ama şöyle bir şey yaşadım. Futbolu hiçbir zaman bununla izah etmiyorum. Galatasaraylı hocalardan dönem dönem çok böyle büyük olumsuz sonuçlar almıştır, yaşamıştır. Hamza Hoca da yeni başladı. Galatasaray'da Galatasaray'la şampiyonluğu olan hocalardan biri. Galatasaray'ın eski bir hocası Bülent Hoca'yı hatırlatalım. Alanya. O yüzden bence de Galatasaray bir adım önden demiştim. Sizin yüzünden yarım adımı indirmiştim. çok emin misin? zor bir maç olacak. O kesin. Hamza Hoca'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ya futbolcu stres altında, gerginlikte o ideal performansını sergileyemez. Yani bu konuda takımını gerçekten doğru bir motivasyonla o gerginliği, stresi üzerlerinden alarak sahaya sürebilen bir hoca. O yüzden bence Rize İki hafta önceye göre iki tık daha üstte bir performans sergileyecek. Yetecek hocam, mi? Onu beraberce göreceğiz. Güzel anlattınız. Burada bir golcü var. Ben ona sormak istiyorum. Bir arkadaşım çok iyi bir Galatasaraylı Alanya'dan. Cem Bey'e selamlar olsun. Diyor ki Mehmet'e sormak istiyorum. Evlat mevlat bir tarafa. Bu takımın birinci golcüsü kim? Böyle bir takımın birinci golcüsü olması gerekmiyor mu? Sürekli ya Cagne ya Muhammed ya Halil sürekli böyle bir sirkülasyon. İşte ne kadar sağlıklı. O performans. Beşiktaş'a bakıyorsun. Mehmet'e sordum kusura bakma. Yok yok sen de hocam estağfurullah. Estağfurullah. Yani şu anlamda diyorum hocanızda Fatih Hoca gibi bir hoca var. Ona karar vereceksin tabii ki Fatih ama Hoca. Ama hocam kaçıncı hafta oldu artık. Ama şu var ben diyorum ki işte bazı oyuncuda da ısrar yani edeceksin. Şey eğer form düşüklüğü varsa maça göre de dediğin gibi oynatırsın. Peki hocam. Falcao kalsaydı ben atıyor. Hoca mı verir futbolcular mı alır? Futbolcu alır tabii ben göstereceğim evet. onu. Ben göstereceğim ki hani hoca sonuçta bana verecek. Futbolcu yok. Yani ama ikisi de bence çok eşit. Yani %50 %50. Ben çok iyiyim ama hoca vermedi bana formayı. Ben çok iyiyim ama olmadı mı bize? Oldu. Çok iyiydim hoca vermedi. O yüzden %50 %50. %50 futbolcu alır, %50 başka oyuncu kullanır. Ama artık bence hoca 2 hafta vermez, 3. hafta mecburen verir. Tamam işte o yüzden %50 verebilmek de önemli ama. Doğru. Oyuncunun da 2 hafta forması. O yüzden %50 %50 dedim yani. Hocanın artık bence Galatasaray'la alakalı oyuncusunu seçmesi lazım. Santrafor anlamda. Bu kim olur diye onu en iyi hoca bilir. Biz buradan sadece deriz ki Cagne derim ben. Sen çıkar dersin Mustafa. Öteki Halil der. Yani hocanın artık bence burada artık kim formdaysa o formayı ona verip artık bir de tabii ki gol atamayan bir santrafor ya büyük en çok güven sorunu yaşar. Yalnız Mustafa Muhammed'deki sıkıntılardan bir tanesi bu. Demin ki hocamın sorusu güzeldi ama forvetleri de formayı 10 numaralar verir hocam. Ya tamam ama Galatasaray takım şöyle şöyle Galatasaray. On numara kimi isterse başka oldu. Bir tartışma. başka bir yere girdi. Yalımda on numara var. Çevirdin başka bir yere. Öyle değil mi çevirdin hocam? Başka bir yere. Yok ya, değil. Niye hocam ya Paris Saint Germain'de 10 numaralı numaraların birbirleriyle ya. Çok iyi anlaştıklarını hocam, görüyoruz. Hocam başka var. Parantez içinde son hafta.